Herkese merhaba, ben Selman Can. Öğren Paylaş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sitemizde meydana gelen kapalı devre TV sistemi için bu televizyon sistemlerini yapan Ahmet Usta geldi. Ahmet Usta şu an arıza tespitini yapıyor, ben onu çekeceğim. Bu bir blok genelindeki arızayı bulmaya çalışıyoruz. Evet, amfi arızalı. Buradaki amfiyi değiştireceğiz. Bu Laleşehir konaklarındaki TV sistemi 16 paket QM artı Digiturk sisteminden oluşmaktadır. Ve 16 tane blok beyin vermektedir. Amfi arızalı, değiştireceğiz. Bu amfiler içerisinde hangi tür amfileri kullanmak doğru olur? Burada şu an siz Tron getirmişsiniz ama. Tron getirdik de Tron'un özelliği hem 47862 MHz hem 952400 MHz sat frekansı ve karasal dediğimiz frekansı taşımaktadır. Bu iki frekansı bir arada oluşturan ve güç veren bir amfidir bu. Şimdi yeni amfimizi taktık buraya. Yeni amfimiz. Yine Tron. Evet. Burada şimdi ayarımızı yapacağız. Hem şimdi o yaptığınız beyaz tuş ne ayarı? Niçin? Bu beyaz tuşumuz burada Digiturk ayarıyla alakalı. Digiturk'ün gücüyle alakalı. Şu an Digiturk'ün gücünü biz yükselttik. Ondan sonra şimdi şeye geçeceğiz. Beyazın üst tarafındaki? Beyazın üst tarafındaki normal geçiştir. 5'e 100 geçişiyle alakalı. Geri dönüşüm de vardır orada. Yani biz orada satlukta neye tekabül ediyor? Ben şimdi demin Digiturk dediniz ya. Digiturk burada neresi az önce nereye ayar çekiyordu beyaz tuş? Şimdi, burada neresi gözüküyordu? Şimdi şöyle yapayım ben tekrardan. Şu an Digiturk şurada gördüğünüz gibi mer ayarı var. 8.2 şey, parmağını gösterir misin? 8.2 diyor. Görüyorsunuz evet. Mer ayarı. Biz bu mer ayarını 13 veya 14'e kadar yükseltmemiz gerekiyor. Beyaz tuşla yapıyoruz tabii. Şu an ben bunu mer ayarını gördüğünüz gibi 13.7 14'e kadar yükselttim. Şu an mer ayarındaki Digiturk'ün sistemi dairelerde sorunsuz bir şekilde çalışması için bunu yapmak zorundayım. Peki şey var, güç orada ne yazıyor? Güç 91 yazıyor. Bu güç zaten yeterlidir. Peki şu beyazın üst tarafındaki şu ikinci tuş cihazda burada bu tuş, hangisini burada neyi ayarlıyor? Burada hiçbir şey ayarlamıyor bu tuşumuz. Bu tuşumuz geri dönüşle alakalıdır. Bu geri dönüşte 5'e 100 dediğimiz data internet sistemiyle alakalıdır. Şimdi biz kapalı devre kablo TV sisteminin ayarına geçeceğiz.
Şimdi kapalı devre. Peki madem ki bunun hiçbir ayarı şey biz satlock'tan bunu göremiyorsak neden bunu çevirdiniz? Hayır ben öylesine çevirdim yani siz göresiniz diye yaptım onu. Anladım. Yani onu şu an burada kablo TV internet olayı olmadığı için sistem üstünde onun bize bir artısı yok. Anladım. Tamam şimdi. Şimdi şu iki tane daha var. Şimdi onları da anlattıktan sonra cihazdan bakalım. Şimdi şunun bir tanesi ekodur. Bir tanesi güçtür. Eko derken? Eko dediğim şudur. Yayın kalitesini düzeltir. Yine mer mi aynı şekilde? Mer ile alakalı. Bu da güçtür. İkincisi. Evet bu da güçtür. Doğru. Şimdi mesela görüyorsunuz gücü kısıyorum ben. Mesela şu an 100'de. Mesela şu an gördüğünüz 100. Tamam mesela QM sistemde QM sistemde mer kaçla kaç arası olması lazım? Güç kaçla kaç arası olması lazım? Minimum 29. Maksimum 40-42. Tamam. Güç de kullanılan sisteme bağlı. Multiswitch sistemi olursa 85 dB güçle girmeniz gerekiyor. Ama splitter veya top-off bir sistem kullanıyorsanız 105 dB veya 100 dB bir güçle bunu girerseniz daha iyi olur. Anladım. Peki biz bunu hangi kanal üzerinden kontrol edeceğiz satlock'ta? Belli bir kanal frekans falan önemli mi? Yani mesela şu satlock'tan açacağımız kanal ya da frekans. Kablo TV'deki kurulmuş olan yani kapalı devre bir QM sistem kurduğunuz zaman vermiş olduğunuz frekanslara bağlı bu. Genelde Türkiye'de 306.000'den başlayarak 8 MHz ara boşluk bırakarak ve verilmiş olan kanalların bitrate'lerinin gücüne bakılarak yapılır bu işlem. Yani bu tamamen oradaki sistemin kurulmuş olan sistemin verilmiş olan frekans aralıklarına bağlıdır. Bu 306.000 olur, 410.000 olur, işte 850.000 olur. Bu tamamen o esnada. Şu anda siz hangi frekanstan ayarladınız bunu? Hangi kanaldan? Şu an 410.000 frekansındayız biz. Sonlardayız. Buranın sistemi 306.000'den başlıyor. 16 paket QM var burada. Biz şu an son taraftayız. 410'da. 410.000 frekansta. Baktık buradaki sistemdeki sinyalimiz yeterli. Aktif edeceğiz, vereceğiz. Tekrar DigiTürk'ü kontrol edeceğiz. Nasıl şu anda 86 güç? Şu an iyi, güzel, meri falan güzel. Peki DigiTürk kaçla kaç orası, olması gerekiyor güç? Gücü bunu şeyde söyleyebiliriz. Prizdeki gücü söyleyeyim ben size. 60 yani minimum 60 ile 65 arası düşmemesi gerekiyor. Onun üstündekiler DigiTürk için yeterlidir. Yani ama yüzü de geçmemesi lazım benim bildiğim kadarıyla değil mi? Şimdi yüzü geçmemesi derken arada zaten splitter'ı var. Arada TV sat prizleri var. Arada kablo metrajı var. Bunların hepsi düşürecek bir düşürüm. Yani sizin orada prizdeki alacağınız şey daha önemli. Peki DigiTürk'ten mer kaçın altına düşmemesi gerekiyor? Normalde 9'un altına düşmemesi gerekir. Anladım. Peki. Teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Rica ederim. Evet Ahmet Usta bize QM sistemle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Umarım bu videoyu izleyen ustalar, uyduyla ilgilenen ustalar da bundan istifade eder. Teşekkür ediyorum.